Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bir kampa daha hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz pek hoş bulmadık ama. Evet. 1,5 metre kar var. Yani nasıl yerleşeceğiz bilmiyoruz ama biraz zorlu olacak. Ama başaracağız inşallah. Herhalde en zor yerleşmemizden biri olacak yani. Yol kenarından çünkü taşıyacağız bütün her şeyi. Çadırı falan yol kenarında şişireceğiz. Şişik olarak taşıyacağız. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Girerken zaten çok fazla bir zorluk yaşadık. Evet. Böyle kar küreme aracının büyük bir tümseyiyle karşılaştık. O tümseyi güzel bir küredik önce birazcık yarıya kadar. Ondan sonra arabayla üstünden atlayarak geçtik. Baktık kar yumuşak ama ne olur ne olmaz diye zincirimizi takmak istedik. Buzlanma vesaire vardır diye. Çünkü kar üstüne kar yağdı. Kaldığımız üstekler yerde çok takması güzel. Daha zor zaten zincirin. Evet. Normalde zinciri kara çok fazla batmadan takarlar. Biz de yaptık onu. Herhalde faydası da olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü ilerlerde çok fazla kar vardı. Bir ara zincirle bile zorlandık. Şimdi biz yavaştan kampa başlayalım. Geçelim kurulalım bakalım nasıl kurulacağız. Kurulabileceğiz mi? Küboşum sinirden ağlayacak mı? Öfkeden çekim bilmiyorum ama çok çabuk öyle pes edip sinirlenebiliyorsun. Eve de gidebiliriz. Yok eve gitmeyiz. Ben seni arabaya oturturum tek başıma kurulurum oraya. Hadi yavaştan geçelim bakalım. Hadi. Bu arada bize bir önceki videoda yapmış olduğumuz açıklamadan dolayı vermiş olduğunuz destekler için çok teşekkür ediyoruz. Fakat hani o videoda dediğimiz gibi kimseyi itham etmek istemeyiz. Hiç kimseyi suçlayamayız bu konuda. Çünkü arayan kişiyi kimse tanımıyor. Bir üçüncü şahıs. Zaten oflu olduğunu söyledi. İngiltere'den arıyor vesaire. O yüzden yapacak bir şey yok. Hani kendini bilmez bir insandı muhtemelen. Hani o yüzden kimseyi itham etmenize gerek yok. O tarz mesajlar attığınızda biz gerçekten üzülüyoruz. Zaten gerekli yerlere başvuru yaptık. Onlar gerekli adaleti sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Pek ümidimiz olmasa da canları sağ olsun. Biz devam edelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çadırı başlıyoruz. Ben şurada çadırı şişireceğim. Sen de orada karı küremeye devam. Bu pompa şimdi işe yarayacak. Aynen öyle. O yeri temizlerken vakit kazandıracak bize. Aynen. Hadi bakalım. Geliyor. Bekle, birlikte taşıyoruz. Tamam, bırak burada. Bu ne ya? Geçip de şey alır mısın? Muşambayı, gri'yi. Boşluklar var içinde. Tamam ya, valla. Geçen sefer gibi kötü olacağını düşünmüyorum. Gücümüz kalmadı artık çünkü. Köşeyi çek bakayım bir köşeye. Buraya delmemiş. Şimdi burası sobanın geleceği yer. Evet. Burayı düz yapmak lazım. Çadırın içinde yapacağız. Aynen, çadırın içinde yükseltiriz. Kapı neresi? Ha? Şişirme kapısı. Şöyle önce burada döndür. Tersi mi tersek? Neyse. Kaldı. Bekle.
Ben bir iki bir şey getireceğim. Sonra artık çadırdan çıkmayacak gibi. Tamam. Ay düşüyordur. Resmen tokat atıyor yerden bana ya. Öyle canım yanıyor ki. Hadi bakalım. Her şeyi aldık içeriye. Düğümü doldurayım ben. Tuz sen. Sobu üstüne koyalım şimdi lan. Aynen. Anca ısınıyor zaten. Kuzinesinden. Kar yalnız çok güzel bu sefer. Evet. Kar topu oluyor yani. Kar sopu savaşı yapar mıyız? Kazanamayacağın savaşa girme. Ha ha ha. Erkek gücü işte. Ne yapalım? Kazanamıyoruz. Sen de yalandan kazandırt. Hadi koyuyorum.
Niye gülüyorsun? Diyorsun ki aşamaları çekeceğim. Evet. Ben de diyorum ki acıktım. Kahvaltının aşamalarını çekiyordum böyle sıra sıra. Sandviç. Sobaya döndüm 2 dakika. Bir döndüm arkamı, sandviçler tamam. Neredeyse yeme faslına geçmişim. Bir şey diyeyim mi? De. Kurban olasın sen beni veren Allah'a. Neden? Çünkü bak ne kadar şıpşakım. Şıpşaksın da fazla şıpşaksın. Kareleri kaçırıyoruz. Tabii ki de. Birazcık kurguya önem ver yani. Nerede ne çekeceğiz lütfen. Tamam. Hadi çek bakalım. Bir döndüm bitmiş kahvaltı. Hadi çek şimdi, peynir koyuyorum arkadaşlar. Hadi bize afiyet olsun bari. Peynir koyuyorum arkadaşlar, afiyet olsun bize. Yanağımda da kara var. Elimden bulaştı galiba. Yapacak bir şey yok. Üstümü çekeyim ben. Ekmekler çok ufak, içerisi çok dolu. Önce içini ye, sonra ekmeğini ye. Hava yine puslanıyor. Yine bastım çorabımı ya. Bir şey olmaz. Çok ıslanmamıştır hemen. Çekme çekme hadi. Gideceğiz zaten. Ben şimdi dış oturma alanını yaparken sen de atıştırmalık bir tatlımızı yapabilirsin artık. Olur. 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 Hadi bakalım. Hadi bakalım. Seni içeri uğurluyorum. İçeri de. Ben bir sofra bezimi silkeleyeyim. Öyle tamam. Geçeyim olur mu? Arka tarafı silkeleyelim onu. Hem kuşlar var oralarda. Hem ayağımızı basmayız bir yere. Geldin mi? Hadi bakalım. Geldim. İçerisi çok sıcak. Geç içeri işte. Sıcak sıcak takılsa. Üşüyecek misin? Ben birazcık üşüyeceğim. Canım. Devam et. Devam et. Thank you.
önce içeri gel. Ne yapacağım? Oldu. Aykut Evcin. Evet. Bak. Oy. Nasıl ihtiyacım var ona var ya, anlatamam. Gel. Köprünün görünürlüğünü arttırdım. Şu düştüğüm su çok güzel açılmış. Düştüğüm suyu göstereceğim birazdan. Hadi gel gel gel. Koş 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 koş. Ver ver ver. Tutuver bakayım. Burada mı yiyeceksin? Gömeceğim. Kapı ağzında. Aa, Allah. Tamam. Kapıyı açalım o zaman. Tamam. Diğer tarafı da çek fermuarını. Çadırın içi ne güzel kokuyor ya. Yemin ediyorum. Ben içindeyim ya. Hamileşine bayılıyorum. Çatalla şu bıçağı vereyim. Katlayıp da yerim sanki ya. Dur bakayım. Katlanmayacak gibi. Öyle mi yiyorsun? Nasıl? 10 numara olmuş. Doğada bu kadar oluyor. Evde waffle makinesi var. Elektrikli onunla. Gayet güzel canım yani. Ben de ısırsaydım mı keşke. Hiç tatmadım ama. Tatmadın mı? Yo. Ayıp sana. Niye tatmıyorsun? Hmm. Afiyet olsun. Çok iyi. Hadi bakalım. Biz şunları yemeye geçelim. Sizler de göz hakkınızı helal edin. Ondan sonra şurada güzel bir ortamda akşam yemeğimizi yiyeceğiz inşallah. Hadi. Koy bakalım buraya. Şunun üzerinde orijinal kendi ipi takılıydı ve 7 lifli paraşüt ipiydi. Fakat çok geldiğimiz için o lifler tek tek zamanla kopuyor. Öyle olduğu için de şu Decathlon'un ipini aldık. Yani 10 numara hamak ipi değil mi bu? Hamak ipi. Hamak kopmadan ipi kullanıyoruz. Aslında. Bizim kullandığımız hamak ipi ama normalde ip önüne evet. Satılıyor. İstediğin kadar gel, kopma mopma yok. Yumuşatacağım. Tamam, şu büyük olanı da keselim. Biraz yakın tut elini. Tam şurada. Hiç bastırmıyor musun sen keserken? Bastırıyorum.
Galiba. Bu ateş sehpasını da canım kıfçelerim aldı bana. Doğum günü hediyesi. Evet. Çünkü dün benim doğum günümdü. Teşekkürler doğum gününde beni kampa getirdiğin için. Rica ederim canım. Ne demek? Her doğum gününde getirebilirim. Cansu'mla Semoş'umu da buradan öpeyim yani. Hak ettiler. Çünkü güzel bir şey. Ne oldu? Diyorum ki Cansu'mla Semoş'umu da öpüyorum buradan. İşe yarar güzel bir şey aldılar. Çünkü ben seçtim. Hediyemi seçtim. Kampla ilgili bir şey alalım dediler canım. Yani. Ne yapalım? Ne hediye alacaklar başka? Yani. Tamamdır. Ay. Ateşimiz yana dursun. Biz geçelim. Dış mekanın ortamını hazırlayalım. Kendimizi hazırlayalım. Akşam yemeğini hazırlayalım. Ya yemek mi? Hadi bakalım. Hadi yemek. hadi. Paso yedin zaten. Daha ne yiyeceksin anlamadım ki. Bugün hadi. Benim doğum günümün ikinci günü. Yiyeceğim. Ben yemek hazırlığına başlayayım mı? Dur bir çayı koyayım, ondan sonra akşam dışarıda oturacaksak. Demlendikten sonra mı başlarız? Evet, yani en azından suyum kaynasın çünkü termosa yapacağım. İyi bakalım, tamamdır. O hemen olur. Ben o zaman dışarıdaki ateşle oynuyorum. Oyna bakalım. Hadi görüşürüz. Hadi evet bakalım. Akşam yemeği benden. İyi hadi doğa adam. Çubuklarım hazır. Birazcık böyle ısıttım da. Yaktım yani tüylü kısımlarını. Şimdi... Dur ben de geleyim yanına doğru. Yalnız çok güzel ısınıyor burada insan. Evet. Şu duvara yansıyan ısı da bize vuracak zaten alevlendirdiğimizde. Ver bana. Yarıya böyle yine poşete koyalım kurumasın. İç kabuğunu çıkarayım mı? Yok. Yani yok yok. Çıkarayım daha sıkı olur. Hadi bakalım. Gözüne geliyorsa ters tarafa geçer misin? Yağlar nasıl cızır diyor bak bak. Rüzgar sana getiriyor. Rüzgar değil o. Bu işin kuralı böyle. Sen nereye gidersen git illa sana gelecek. Az önce oradayken bana geliyordu. Şimdi buraya geçtim gene bana geliyor. Ağzından çıkan dumana bak. Allah'tan poşete koyalım demiştim. Teşekkür ederim. Bu güzel görüntüler için göz hakkınızı helal edin arkadaşlar. Biz birazcık aç karnımızı doyuralım. Daha sonra çok güzel görüntülerle birlikte olacağız. İlk ısırı sen al. Ben peynir yiyeceğim be.
gideyim mi biraz geriye? Haydi. Bu akşam yemeğimiz de böyle olsun. Çok iyi geldi. Karnımızı doyurduk. Çok şükür. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Kesemize bereket. Allah yerini doldursun. Amin. Allah olmayanlara da versin. Amin. İnşallah. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Ha, ne yapıyoruz? Söylemiştim sana zaten de. Şu bölümü karla dolduruyoruz bütün delikleri. Evet. Sinema çadırda değil, burada izliyoruz. Yeah. Bence güzel olur. Bu akşam sadece çadıra uyumak için geldim. Evet. Hava da yumuşak. Güzel. Bakma bir ayakların yere bastığı için düşüyor. Aynen. Ama ona da çare yok yani. Yok. Hadi o zaman başlayalım. Hadi başlayalım. Hop. İnşaatın temelini attım. Sıvasını çek. Ne kadarlık alana gelecek acaba görüntü? Ayarlayacağız şimdi onu. O sıradaki deliği de kapat bence. Şimdi şurasını böyle bırakıyorum. Yetecek mi? Bir deneyeceğiz. Yakın tutarız zaten. Yakın tutarsak yeter. Şu kare gayet yeterli yani. Evet. Tamamdır. Bakalım ne filmimiz var. Gitti gibi. Dur bakalım. Bakacağız. Netlesin etsin bakalım. Tamam şu alanları da dolduracağım ben. Olacak bu iş. Yamuk olması duvarın düz olmasından değil mi? Görüntü böyle elips şekli. Aynen. Tamam. Şey gibi ya. Ha, Samsung kör evet. Şeklinde ve televizyonlar oluyor ya. Aynen. Böyle. Evde yok bari burada kullan. Ateşten sıcak geliyor mu? Geliyor. Hazırız. Evet. Bu netleyecek mi kendine? Netleyecek tabii. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Nikolas'ı bitirmemiştik. Ona devam edelim. Aynen. Sürekli uyuduğun için. Ne yapayım? Yoruluyorum, uyuyorum. Çeker attın mı? Dur, yok. Atsan. Çay en fazla bugün işin herhalde evliliğimiz boyunca. Ben aslında büyük bir konuşma yapmayacağım. O zaman umut da vardır. Mütevazılık yapıyor topaçları en üst kalitedir. Evlen benimle. Evlen benimle. Hadi bakalım Küboş'um. Bir filmi devirdik. Üşüdük artık. Geçiverelim yavaştan. Ayaklar gerçekten üşütüyor. Ayaklar için farklı bir yöntem bulmak lazım artık. O ısı bantları falan var ya ondan yapıştırsam belki de evde var, çok rahat geçirebilirsin geceyi. Hep unutuyoruz. Arabadan alacaklarımızı alalım. Yatağı alalım. Uyku tulumunu alalım. Yatağı aldık da uyku tulumunu alacağız. Ateşimiz de yansın en son güzelce ısınır dalarız içeriye. Sabah. Yani dizime kadar suya battığım yer. Burada bir dere gibi bir şey geçiyor. Su birikintisi. Bir battım oraya. Ha, oradan alacağız yatağı. Yatağı oradan alacağız. Tamam. Ver bana. Dur bende. Ver bana ya sen kapıyı tut. Hayır. Köprü geçişleri bugün ücretsiz. Yarın ücretini isterim. Yemek karşılığında olur mu kahvaltı falan? Olur olmaz mı? Bugün zamanı nasıl geçtiğini anlamadım biliyor musun? Güzel bir ortam vardı. Güzel zaman geçirdik. O yüzden anlamadım. Günaydın canım benim. Günaydın canım. Toparlanmışız. Birazcık. Tulum kalkmış. Hadi açalım camları da güne başlayalım o zaman. Hadi bakalım. Uzun zaman sonra ilk defa bu kadar erken kalktık. Hiç erken olduk.
Evet, Gübaşım. Günaydın herkese. Dün akşam büyük bir gürültüyle yıkılan duvarımız. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Dün gece ben sobaya kalktım ya sürekli. Hı-hı. Bir ses duydum. İki kere duydum arka arkaya. Eve gittiğimde bakacağım o sesin. Çünkü araba geçerken dedi ya burası geyik yolu diye. Hı-hı. Geyik sesini bilmiyorum. Geyik sesine bakacağım. Ama hiç ayak izi yok. Baktığın evet. Zaman şuralarda hiç ayak izi yok yani. Ama ses nereden geldi? Senin kafanın içinden gelmiştir o ses. Evet, şimdi 92 tane dizmiş olduğum tuğladan yaklaşık bir 10-15 tanesi döküldü galiba. Şurayı adam edeceğiz, kahvaltıyı burada yapıyoruz değil mi? Olabilir. Sesini duydum sanki bunu. Duyduk zaten. Gümbür dedi ya. Doğru, sen çıktın dışarı. Aynen öyle. Aa, hayal aleminde yaşıyorum ben. Uyku sersemine yaşadığını bilmiyorsun sen. Geyik sesi dediğim belki de senin kafanın içinden işte. Belki de bekliyordum onu. Ama dışarıda çok ateşimiz ve sesimiz, ışığımız vardı. Evet. Hadi başlayalım, ben şurayı adam edeyim. Kahvaltı ortamını hazırlayalım yavaştan. Kahvaltıyı yaptıktan sonra birazcık orman içine bir yürüyüş yaparız seninle. Belki geyikleri görürsün, uslu bir kız olursan. Tam şuradaki vidanın birleşim yerinden kırılmış. Yani tam üstüne kar falan düştü ama et kalınlığı bayağı ince. Biraz daha kalın olabilir dayanıklı bir şey olması için sonuçta. Bu fiyata. Hani arazide kullanacağız bunu. Üstüne odun dizeceğiz vesaire. Bu kadar odunu bile dün akşam kaldırmada devrildi ki. Ben üstüne palet mi yakacağım? Şöyle bir şey de var. Alt tarafın genişliği üst tarafın genişliğinden az olduğu için odun koyduğumuzda devrilebiliyor. Şöyle alt tarafı daha geniş, üst tarafı daha dar olsa devrilme riski kesinlikle olmaz. Ama tam vidanın birleşim yerinin, yani şuralardan falan kırılmaz kesinlikle, kolay kolay esner. Ama vida birleşim yerinin et kalınlığı çok ince kaldığı için, orası deliniyor çünkü vida geçsin diye, kırılması kaçınılmaz yani. Eminim yaşayan bir tek de biz değilizdir diye düşünüyorum. Biz ne yapalım? Hayırlısı daha dayanıklı, daha güzel bir şey bakacağız artık. Ama şey yapalım, o tül var ya, aha, yeni bir şey olsaydı eğer daha iyi. Bakacağız işte, vardır muhtemelen, araştıracağız. Kendimiz buna entegre bir şey yapmayı deneyelim. Olabilir. Sen yaparsın. Yaparım. Olur. Düşünebiliriz. Pinterest'ten falan bakarız. Şeye gideriz. Baustan alırız 3-4 tane boru. Ha. Ben güzel bir şekilde yaparım onu. Aynen öyle. Yoksa şey tülü falan, o demiri güzel. Aynen öyle. Şu aradaki demiri kullanarak yaparım ben, evet, onu. Paketini bu şekilde kaldıralım. Tamam. Hayırlısı olsun bakalım. Kalacak. Aynen öyle. Kahvaltımız içeride. Ya ateş olmasına gerek yok. Yapabiliriz belki. Çadırın önüne otururuz. Bakarız. Olur. Dışarısını çadırın yaşamak için. Buyurun. Hadi oğlum. Geç bakalım. Evet, bu arada bir önceki videoda vermiş olduğumuz kamp lambası hediyesini kazanan arkadaşımız Onur Ergün oldu. Bunu Instagram'da zaten canlı yayında duyurduk. Hatta ki boşum Instagram'da paylaştı da, fakat bizi Instagram'dan takip etmiyorsa YouTube videolarında görür diye düşünüyorum. O yüzden tekrardan burada açıklayalım. Hemen şuraya da ekrana koyduk zaten. Onur Ergün isimli arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullansın inşallah. Onur Ergün arkadaşımız bize ulaşmazsa eğer, hani bu videoyu yayınladıktan bir hafta içerisinde, ikinci talihli de Sinan Aycan isimli arkadaşımız oldu. Hani o da bize önceden ulaşırsa memnun oluruz. En azından zaman kaybı yaşamayız Onur Ergün'e ulaşmazsa. Bu videomuzda da hediye vereceğimiz ürün Decathlon'dan bir adet kamp sandalyesi olacak. Bunu da gene kamplarınızda güzel güzel kullanmanızı diliyoruz. Umarım bu da en çok ihtiyacı olan kişiye çıkar. Hediyeye talip olduğunuzu belirtmek için yorumlara sadece Evcin Som yazmanız yeterli. Hani Evcin Som'un arkasına da istediğinizi yazabilirsiniz zaten. O tarz mesajları da kazanan kişiyi belirlerken algoritma algılıyor ve kabul ediyor. Şimdiden o kişiye de hayırlı olsun diyelim. Al bakalım. Hak ettin.
Kahvaltıyı da bu arada içeride yapmaya karar verdik. Çünkü benim botlarım çok ıslak. Yani ayağıma giydiğim anda ayaklarım ıslanıyor. Öyle güldük ya adama. Hangi adamı? Sana. Ama orada suya düşmüşsün. O da ayakkabının üstünden bayağı içeri su girmiş. Ve dünden bizim beri... Ne kadar suya battım orada ya. İyi ki o köprüyü yapmışız. Yapmasaydık zaten yanmıştık orada da. Eminim düşerdik. Kıyamam tekrar. Ya. Vallahi. Neyse. Yavaştan da erken erken toparlanır. Yola düşeriz. Yolumuz uzun. Hadi afiyet olsun bakalım Kübaş'ım. Afiyet olsun. Burası biraz sert ya. Evet bana ben devam edeyim. Al bakalım. Ben de sobu yok kısımda bir şeyler atayım. Oh, çok sıcak. Domatesler hep düştü. Bir şey olmaz. Aynen. Evet. Tam kapalıydı zaten. En sevdiğim yerlerinden bir tanesi. Erimiş kaşar. Ve böyle hafiften kızarmış. Bir bütün halde al. Ben de bu kaşığı alayım. Yakacaksın yani kendini. Yana yana yiyorsun ya. Yana yana yiyorsun yani. Acıktım yana. Acıktım. Bekle biraz soğusun. Bu soğumaz ki. Soğur niye soğumasın soğumaz, ya? Soğumaz soğumaz. Artık soğumuş. Sen gönül rahatlıkla yiyebilirsin. Bu köşesi yanmış ya. Hayvancıkları verirsin. Buradan çıkarken de şey yapalım. Ekmekler var ya tek kullanımlıklar. Hı-hı. Onları poşetlerinden çıkaralım. Yolda köpekleri falan görmüştük ya. Dönerken onları bırakırız. Ben burada köpek gelir diyordum ama gelmedi. Yaparız. Ördek gibi. Evet, bir kampın da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Çok zor bir kurulma oldu bizim için. Şu dereyi aşıp da oraya kurulmak evet. Ama. En keyif aldığımız kamplardan biriydi. Mükemmeldi yani. Şurada... En kötü şey senin şu dereye düşmen ve ayakkabının iki gündür ıslak olması. Yapacak bir şey yok. O da işin cilvesi diyelim. Aynen. Şurada gece oturmamız vesaire dışarısını en yoğun yaşadığımız kamplardan biri evet. Oldu. Umarım sizler de aynı şekilde dışarıyı yoğun olarak yaşarsınız videoda. Çekebildiğimiz kadar çekiyoruz. Gerçekten bazen anı da yaşamak istiyoruz. Bazen elimizden de bir şey gelmeyebilir. Ama işte yani böyle botumuz ıslanıyor bilmem ne oluyor, evet. Üşüyoruz falan yani, kamerayı elimize alamayabiliyoruz. Planlar hiç istenildiği gibi gitmeyebiliyor. Mesela kahvaltı aşamamız dışarıda olsun çok isterdik çadırın içi dışında ama işte. Her şeye rağmen çok güzel bir kampı geride bıraktık. Evet biz şimdi toparlanma aşamasına geçiyoruz. Sizleri de toparlanma görüntülerimizle baş başa bırakıyoruz. Ayrıca videomuzu beğeniyorsanız yukarı kaydırıp da abone ol butonuna basarsanız bizi de çok memnun edersiniz. Bizden şimdilik bu kadar. Başka kamplarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hadi bakalım.
biraz... Aa, oha, oh! Dilime kadar girdi. Şurası da böyle çukur. Ben de girdim de. Bir şey açacağım. Ay! Ay. Altına kar girmiş. Ya...